Merhaba, hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir tarifim var. Çok kolay yapılıyor, çok sağlıklı ve leziz. Lezzetini size kefilim. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi önce orta boy ufak bir top brokolimizi güzelce yıkadık. Sonra bu saplarını kesiyoruz. Tabii ben bu sapları atmayacağım. Onları da değerlendiriyorum. Sonra biraz daha bu sapları keserek çiçeklerini ayırıyoruz. Şu büyüklükte olması yeterli. Çok ufaltmaya da gerek yok. Bütün brokolilerimizi bu şekilde çiçeklerine ayırıyoruz. Sonra brokolilerimizi biraz, bir 5 dakika kadar sirkeli suda bekleteceğiz, yıkayacağız. Dediğim gibi saplar çok sağlıklı. Onları da mutlaka sonra değerlendirelim, atmayalım. Çöp değil arkadaşlar. Çiçeklerimizi bölüyoruz. Şimdi bir adet orta boy havuç kullanıyorum. Havucumu güzelce yıkadım. Hemen kabuklarını soyacağım. Bir adet kapya biber, iki tane de kırmızı acı biberim var. Acı biber sevenler kullansın. Sevmeyenleri kapya biber olarak sadece kullanmalarını öneririm. Ancak acı biber de farklı bir lezzet katıyor, iştah açıyor. Şimdi kabuklarını soyduğum havuçlarımı şöyle velev olarak doğruyorum. Çok fazla inceltip küçültmüyorum ki hemen hemen hepsi birbiriyle aynı boyutta olsun. Havucumu kenara koyuyorum. Yine kapya biberlerimin içlerini ayıkladım. Güzelce yıkadım. Bunları da iri olarak doğruyorum. Dediğim gibi acı biberim var. Acı biberlerimi de halka halka doğruyorum. Bunları da ufaltmıyorum çok fazla. Tatlı bir acısı var. İştah açıyor. Aynı zamanda çok da sağlıklı kırmızı acı biber. Acıyla sorununuz yoksa mutlaka öneriyorum. Burada hemen benim 6-7 adet sarımsağım var. Onları da döveceğim. Şimdi burada tencerem var. Tenceremin dibinde de bir miktar, hemen az, sebzelerime değmeyecek kadar kaynamış suyum var. Bütün sebzelerimi, havucumu ve brokolimi bunun içerisine koyuyorum. Kapağını da kapatıyorum. Suyum kaynıyor. Altını kısıyorum şu anda. Bu arada bir 5-10 dakikaya yakın kontrollü olarak yumuşatacağım. Brokoli, Brüksel lahanası gibi sebzeler çok fazla haşlanmaz. Haşlanırsa acı tadı çıkar ortaya ve vitamini de ölür. O yüzden 5-10 dakika, yani 6-7 dakika yeterli. Şimdi brokolim yan tarafta haşlanırken ben de tavama bir 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. 2 diş sarımsağımı ufak olarak doğradım. İlave ediyorum. Birazcık yağımı ve zeytinyağımı ve sarımsağımı kızdıracağım. Zeytinyağım ve sarımsağım kızdı. Yakmıyorum. Hemen biberlerimi ilave ediyorum. Biberlerimi de şöyle bir 2-3 dakika kadar hafiften yumuşatacağım. Kavurmayacağım. Sadece yumuşatacağım. Birazcık böyle kapağı açık olarak 1 dakika. Bir 2 dakikada kapağı kapalı olarak yumuşatacağım biberimi. Mis gibi de koktu mutfağım şu an. 1 dakika hemen kapağı açık kavurdum. Şimdi kapağımı kapatıyorum, altını kısıyorum. Bir 2-3 dakikada böyle yumuşayacak. Kavrulmuş olmayacak arkadaşlar. Şimdi yarım demet maydanoz, yarım demet de dereotu tuzumu güzelce yıkadım. Ufak ufak da doğrayacağım. İyice ufaltmaya özen gösterelim.
oradığımız maydanoz ve dereotlarımızı hemen kasemize alıyoruz. Biberlerim gayet güzel öldüler. Çok fazla kavurup kızartmıyoruz, çok yumuşatmıyoruz da. Hafif bir kıtır gevrek kalsın. Altını kapatıyorum, kapağı kapalı bekleyecek. Bu arada sebzelerim de oldu, onların da altını kısıyorum, kapatıyorum. Beyaz kısımlarına fazla dalmadan hemen yıkadığım güzel bir limonumu rendeliyorum. Limonumuzun kabuğunun mis gibi kokusu ve şifası salatamıza geçecek. Limonun beyaz kısmı acıdır, fazla beyaz kısmına kaçmayın. Geldik önemli kısmına. Güzelce dövdüğümüz 6 diş sarımsağımızı iyice dövmek burada püf noktası. Hemen kasemize alıyoruz. Ege'de özellikle sakız kabağına bu sosu yaparlar. Çok güzel olur. Hemen üzerine bir yarım çay bardağına yakın zeytinyağımızı koyuyoruz. Ve güzelce çırpıyoruz. Beyaz köpük haline gelecek. Köpürteceğiz zeytinyağı ve sarımsağı. Ben biraz köpürteyim, çok ses yapacak. Köpürdükten sonra görüşelim. Bakın mayonez gibi beyazladı, köpürdü. Bu sos çok özeldir. Ege'de çok yapılır. Dediğim gibi sakız kabağına da yapılır. Hemen bir yarım limon suyumu sıkıyorum üzerine. Ve bir iki dakika daha çırpmaya devam ediyorum. Evet, sosumuz hazır. Şöyle size göstermek istiyorum. Bembeyaz bir hal alması lazım. Mayoneze yakın. Müthiş bir lezzet bu. Şimdi bu hazırladığımız sosumuzu hemen maydanozlarımızın üzerine döküyoruz. Sakız kabağına hafif haşlayıp buharda üzerine bu sosu koyuyorsunuz. Müthiş bir lezzet oluyor. Tabii ki bu da öyle olacak. Şimdi hemen biberlerimizi ve haşladığımız sebzelerimizi ilave edeceğiz. Şöyle haşladığım sebzeleri döküyorum. Sıcak olması önemli çünkü sosu sıcak sıcak çok güzel içine emecek brokoliler. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Mutfakta olup bu kokuyu duymalısınız. Nasıl leziz, nasıl güzel bir iştah açıcı bir koku. Aynı zamanda da gerçekten sağlık küpü. Rengarenk, doktorlar biliyorsunuz mutlaka ve mutlaka renkli yiyin diyorlar. Bakın burası da gökkuşağı gibi rengarenk oldu. Şimdi hemen servis edelim. Evet, bugün de bir tarifimizin sonuna geldik. Müthiş salatamız hazır. Ben bu salatayla ayda 7 kilo verdim inanın. Hem lezzet alıp hem doyup hem de şifalanıyoruz ve kilo verebiliyoruz. Doya doya yiyin. Hiçbir şekilde yüreğiniz sıkılmasın. Gayet güzel kiloda veriyorsunuz, şifalanıyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Brokolinin o yavanlığını bu soslarla tamamen attık ve çok lezzetli oldu. Brokoli sevmeyen herkese rahatlıkla yedirebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de evinizde denersiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Eğer ki tarifim hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bana destek olmak istiyorsanız, kanalımın büyümesi ve daha çok kişiye videolarım ulaşmasını sağlamak arzusundaysanız eğer, videolarımı sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız ve mutlaka yorum yapıp, videomu beğenip, emoji de olsa ufak yorumlar yaparsanız size minnettar kalırım. Bana gerçekten çok destek olmuş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.